Mağara arkadaşları. Sizden önce yaşayanlardan 3 kişi yola çıktılar. Akşam olunca geceleme ihtiyacı nedeniyle bir mağaraya sığındılar. Onlar içeriye girdikten sonra dağdan kayan bir taş yuvarlanıp mağaranın ağzını üzerlerine kapadı. Aralarında sizi bu kayadan salih amellerinizi şefaatçi kılarak Allah'a yapacağınız dualar kurtarılabilir dediler. Bunun üzerine birincisi şöyle dedi. Benim yaşlı, ihtiyar anne babam vardı. Ben onları çok kollar, akşam olunca onlardan önce ne ailemden ne de hayvanlarımdan hiçbirine yedirip içirmezdim. Bir gün ağaç arama işi beni uzaklara attı. Eve döndüğümde ikisi de uyumuştu. Onlar için sütlerini sağdım, hala uyumaktaydılar. Onlardan önce aileme ve hayvanlarıma yiyecek vermeyi uygun bulmadım. Onları uyandırmaya da kıyamadım. Geciktiğim için çocuklar ayaklarımın arasında kıvranıyorlardı. Ben ise süt kapları elimde onların uyanmalarını bekliyordum. Derken şafak söktü. Adam bunları anlattıktan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bunu senin rızan için yaptığımı biliyorsan bizim yolumuzu kapayan şu taştan bizi kurtar. Taş bir miktar açıldı ama çıkacakları kadar değildi. İkinci şahıs şöyle dedi. Ey Allah'ım, benim bir amca kızım vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ondan yararlanmak istedim ama bana yüz vermedi. Fakat gün geldi, kıtlığa uğradı. Bana başvurmak zorunda kaldı. Ona kendisini bana teslim etmesi mukabilinde 120 dinar verdim. Kabul etti. Arzuma nail olacağım sırada Allah'ım, mührünü gayrimeşru olarak bozman sana haramdır dedi. Ben de ona temasta bulunmaktan kaçındım ve insanlar arasında en çok sevdiğim kimse olduğu halde onu bıraktım. Verdiğim altınları da terk ettim. Adam bu sözlerinden sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, eğer bunları senin yüce rızan için yapmışsam bizi bu sıkıntıdan kurtar. Kaya biraz daha açıldı. Ancak onların çıkabileceği kadar açılmadı. Üçüncü şahıs dedi ki, ey Allah'ım, ben işçiler çalıştırıyordum. Ücretlerini derhal veriyordum. Ancak bir tanesi bir farak pirinçten ibaret olan ücretini almadan gitti. Ben de parasını onun adına işletip kâr ettirdim. Öyle ki çok malı oldu. Derken yıllar sonra çıka geldi ve ey Abdullah, bana olan borcunu öde dedi. Ben de bütün şu gördüğün sığır, dağar ve deve köleler senindir. Git bunları al götür dedim. Adam, ey Abdullah, benimle alay etme dedi. Ben tekrar, ben kesinlikle seninle alay etmiyorum. Git hepsini al götür diye tekrar ettim. Adam hepsini aldı götürdü ve adam dua etti. Ey Allah'ım, eğer bunu senin rızan için yaptıysam bize şu halden kurtuluş nasip eyle. Kaya açıldı, çıkıp yollarına devam ettiler.